Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında El-Kari'a suresini değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a, Kari'a, Mel-Kari'a, nedir o Kari'a? Ve mâ edrâke mel-Kari'a, Kari'a'nın ne olduğunu sen ne bildin? Burada Kari'a, kıyametin isimlerinden birisi. Kapıya vurmak, oralarda da kullanılan bir ifade. Kapı böyle dehşetle vurulduğunda içeridekiler gerçekten heyecanlanırlar. Kıyamet de çok heyecan verici bir olay. Çünkü bir insanın ölümü bile görenleri telaşlandırır, heyecanlandırır. Kıyamet dediğimiz olay bütün dünyanın, yaşamış olduğumuz kürenin artık ölümü demek. Bundan dolayı kıyamete muhatap olan kimseler dehşet içinde kalacaklar ve kıyamet onlara çok dehşetli, çok azametli olarak tecelli edecek. Bundan dolayı El-Kari'a dedikten sonra önce bir Kari'a, o yürekleri hoplatan, Mel-Kari'a, nedir o yürekleri hoplatan? Ardından da soru yoluyla ve mâ edrâke Mel-Kari'a, Kari'a'nın ne olduğunu sana ne bildirdi? Yani burada eğer peygamberimiz muhatap olarak düşünülürse peygamberimize hitap ediyor veya genel anlamda sen ey muhatap Kari'a'nın ne olduğunu, o yürekleri hoplatan olayın ne olduğunu ne bileceksin? O kıyamettir ve o kıyamette neler olacak? Ayetin, surenin devamında buna dikkat çekiliyor. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. O gün insanlar saçılmış kelebekler gibi olur. Hani bazen binlerce, belki on binlerce, yüz binlerce kelebek böyle saçılmış, her biri bir tarafa saçılmış bir tarzda durumlar yaşanır. İşte o gün insanlar saçılmış kelebekler gibi olur. Ve kelebek rüzgarın karşısında son derece acizdir, zavallıdır, savunmasızdır. Çok nazik bir bedeni var zaten. Rüzgar fırtına şeklinde estiğinde elbette onun o zayıf kanatları, zayıf bünyesi buna dayanamayacaktır. Kıyamet koptuğunda da insanlar o saçılmış kelebekler gibi savrulup gidecekler ve bu olayın karşısında dayanamayacaklardır. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Ve dağlar da atılmış yün gibi olur. Malum Kur'an-ı Kerim'de de yine dikkat çekildiği üzere dağlar renk renk. Bazı dağlar siyah görünümünde, bazıları kırmızı, bazıları kahverengi, bazıları sarı. Değişik görünümlerde dağlar var ve kıyamet koptuğunda artık o dağlar bir serap gibi olacak. Kaldırılıp böyle un ufak hale gelecek ve yürütülecek, yerinde yerler esecek, bir serap halini alacak. Böyle bir hengamede dağların renkleri de ortaya çıkmış olacak. Yani o etrafa dağılırken, saçılırken onlar da atılmış yün gibi. Yani yün ne kadar hafif ve rengarenk olduğunda onların havada böyle uçuştuklarını hayal edebiliriz. İşte kıyamet koptuğunda o sabit görülen dağlar, yere çakılmış, yerin çivisi hükmünde olan dağlar savrulup gidecek. Rengarenk atılmış yünler gibi öyle bir görüntü meydana gelecek. Nasıl ki bulutlarda bunu görüyoruz. Bulutlar bazen rengarenk görüntülere giriyor ve o koca azametli dağlar kıyamette böyle bir görüntüyle görülecek. Yerlerinden savrulacak, un ufak hale gelecek, rengarenk görüntülerle görüntü verecek. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Ama kimin mizanları ağır gelmişse, kimin tartıları ağır gelmişse, فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَادِيَ. O razı olacağı bir hayatta olacak. Yani buradan da amellerin tartılmasına geçildi. Diğer alemde insanların amelleri tartılacak. Yani kim kaç kilo ediyor, bu ortaya çıkacak. Kaç kilo ediyor derken mecazen söylüyorum. Kimin nesi var, kimin ne gibi sevabı var veya günahı var, bunlar açığa çıkacak. Burada mevazin, mizanlar, tartılar çoğul olarak gelmiş.
ve nadaul mevazine bil gıst. O gün adalet terazilerini kurarız diyor Cenab-ı Hak. La zulmel yevm. O gün asla bir zulüm yok ve kimsenin yaptığı yanında kalmayacak. İyilik yapmışsa mükafatını görecek, kötülük yapmışsa da cezasını görecek. Burada mevazin denilmesi, insanların çok yönden hesaba çekilmesinden, çok yönlü imtihana tabi tutulmasından dolayıdır diyebiliriz. Şöyle ki, okula giden çocuklarımız nasıl ki yıl sonunda karneleri getirdiklerinde orada 10-15 tane ders var. İşte Türkçe şu, matematik bu, sosyal bilgiler bu. Her birinin karşılığında almış olduğu notlar var. Bir de ahlakla alakalı, ahlak ve gidişatıyla alakalı notlar var. Arkadaşlarıyla uyumu, derse katılımı, yardımseverliği, bu gibi şeyler de orada not konusu ediliyor ve bunlara da not veriliyor. Demek ki biz diğer alemde tabir yerindeyse Cenab-ı Hak'tan karne alacağız. Ve o karne esnasında çok yönlü böyle tablolar halinde neler yapmışsak onların puanlarını, onların değerlerini orada göreceğiz. Mesela bir insan ilim yönüyle notu kaç? Herkes ilim noktasında farklı farklı. İşte amel defterini aldığında ilimden kaç kilo geliyor, notu nedir, onu orada görecek. İlim yetmez, acaba ibadette durumu ne? Onunla alakalı yine not orada görülecek. Acaba ihlasta durumu ne? Acaba nefisle terbiyede durumu ne? Acaba başkalarına yardımcı olmada durumu ne? Acaba Allah'ın dinini tebliğ etmede durumu ne? Bunların her birisi ayrı ayrı birer kıstas. Ve bunların her birisine göre bu insanlar diğer alemde ölçülecek, tartılacak. Çok yönlü hesaplar yapıldıktan sonra, çok yönlü değerlendirmelerinin sonunda artık not ortalaması gibi durumlar nasıl dünyada söz konusu oluyor. Ortalama işte 50, yani 100 üzerinden değerlendiriliyorsa 50 ve üzerinde olanlar geçiyor. Onun gibi diğer alemde de hasenatı seyyiatına üstün gelenler doğrudan cennete geçecekler. Ama seyyiatı, yani kötülükleri, günahları fazla olanlar, onlar sınıfta kalmış olacak. Bunların bir kısmı kafir olduğundan halidine fiha ebede tarzında ebedi cehenneme gönderilecek. Bir kısmı ise ehli iman ama günahları fazla. Onlar da günümüzdeki misali, yaşadığımız hayatta misali hapis tarzında. Nasıl ki bir insan suçu varsa hapse giriyor, diyelim 5 yıl 10 yıl gibi bir müddetle hapse mahkum oluyor, cezasını çektikten sonra hapisten çıkıyor, normal sivil hayata geçiyor. İşte imanı olan kimseler, kalbinde zerre miktar imanı varsa, imanı olan kimseler günahlarından dolayı cezayı çektikten sonra onlar cennete alınacak ve böylece o pisliklerden, günahların pisliklerinden temizlenmiş olacak. Hatta işte bir nehirde yıkanacaklar cennete alınmazdan önce ve o şekilde pırıl pırıl tertemiz hale gelecekler. Cennete alınabilecek bir özellik kazanacaklar. Oradan cennete alınacaklar. Böyle de ifade edilmiş. İşte kimin günah, kimin mizanları, tartıları ağır gelirse فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّادِيَ, o razı olacağı bir yaşantı içindedir. Diğer alemde cennete giden kimseler için artık rahatsızlık diye bir şey yok. Rahatsızlıklar dünyada var. Dünyada işte Allah-u Teala en sevdiği insanlara bir takım sıkıntılar, bir takım çileler, bir takım böyle musibetleri de gönderiyor. Hani debba sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Derinin o şekilde yerden yere vurulması kalitesini artırıyor. Bunun gibi Allah-u Teala seçkin kullarını değişik imtihanlara tabi tutuyor. Böylece onların dereceleri, işte sabır kuvveti, dayanma kuvveti, Allah yolunda mücadele azmi, Allah yolunda kararlılığı, bu gibi özellikleri tek tek açığa çıkıyor. Ve böylece o zor şartlar, o zor günler ileride çok güzel günleri netice verecek. Dünyada zahmetini çekecek, hizmetini yapacak. Ama diğer alemde artık hizmet bitmiştir,
meşakkat bitmiştir. Diğer taraf ücret alma yeridir. Orada tamamen ücretini alacak. Ücretini alma yerinde de kimseye haksızlık edilmeyecek, yaptığı iyilikler inkar edilmeyecek, hatta yaptığının çok çok fazlası kendisine verilecek. Çok çok fazlası derken mesela Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor. Men ca'e bil hasene felehu aşri emthaliha. Yani kim bir iyilikle Allah'a gelirse ona 10 katı var. Bir başka ayette, Bakara suresinde geçen bir ayette bu şöyle bir misalle anlatılıyor. Toprağa düşen bir buğday tanesi. Buradan 7 tane sümbül çıkıyor. Her birinde 100 tane var ve böylece 1'e 700. Yani siz toprağa bir tohum bırakıyorsunuz ama oradan 1'e 700 verim alıyorsunuz. Ayetin devamında deniliyor ki vallahu yudaifu limen yeşa. Allah dilediğine kat kat fazlasıyla verir. Demek ki bu şekilde insan dünyada bir şeyler yapacak, diğer alemde Allahu Teala ona kat kat mükafatını verecek. Genel olarak 1'e 10 ama bu 1'e 700'e kadar da çıkabilir. 1'e 700'de de sınırlı değil. Allah dilediğine çok daha fazlasıyla da verir. Ve bundan dolayı o kimseler diğer alemde razı olacakları bir hayatı yaşayacaklar. Diyelim dünyadayken boyu kısaydı. Bundan dolayı belki bir eziklik duyuyordu. Diğer alemde en güzel bir kâmet kendisine verilecek. Diyelim dünyada yaşlılıktan dolayı yüzü buruştu, dişleri döküldü, beli büküldü, daha nice böyle arızalarla karşı karşıya kaldı. Diğer alemde artık orada dişi dökülmeyecek. Yeni bir yaratılışla yaratılmıştır. Cennete göre yaratılmıştır. Ve orada bir ebedilik kendisine verilecek. Ebedi gençlik verilecek. Orada hastalık olmayacak. Orada yorgunluk olmayacak. Orada birbiriyle çekişme olmayacak. Orada rekabet, birbirini kıskanma, böyle şeyler olmayacak. Böyle olunca da herkes orada mutlu ve huzurlu olacak. Bundan dolayı belki Kur'an-ı Kerim'de cennetin isimlerinden birisi Darüsselam olarak geçer. Vallahu yed'u ila Darüsselam. Allah Darüsselam'a davet ediyor. Oraya Darüsselam denilmesi orada tamamen selametin hakim olmasından dolayı. Yani orada birbiriyle dövüşmek yok, birbirine kötü niyet beslemek yok, birbirinin kuyusunu kazmak yok ve birbiriyle didişmek, mücadele etmek, birbirine zarar vermek gibi şeyler yok. Çünkü orada herkes birbirine iyi niyetle bakacak. Kalbi zaten ona göre iyi duygularla dopdolu olacak. Hatta dünyadayken aralarında problem yaşamış olan kimseler eğer cennete gitmişlerse, hepsi cennete gitmişse orada onların o kötü duyguları kalplerinden sökülüp alınacak. Ayet bunu şöyle ifade ediyor. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانَ. Onların kalplerinde ne kadar kötü duygular varsa, gırlı kuş tabir edilen kötü duygular varsa, kin, nefret gibi, biz onları söker alırız. Artık onlar birbirleriyle kardeştirler. Böyle bir hayatta da elbette insanlar hoş bir hayat yaşamış olurlar ve kimse kimseden şikayetçi olmaz, kimse kimseden zarar görmez. Fî îşetin râdiye, razı olacağı bir yaşantıyı yaşar. Ve emmâ men haffet mevâzînuhu, ama kimin de mizanları, tartıları hafif gelirse. Fe ummuhu heviye, onun anası heviyedir. Yani varacağı yer haviye denilen cehennemin isimlerinden birisi, cehennem çukurudur. Ve ma edrake ma hiye, o haviyenin ne olduğunu, o cehennem çukurunun ne olduğunu bildin mi? Narun hamiye, o kızgın ateştir. Yani o haviyeye atılacak derken alevleri göklere doğru yükselen dehşetli bir ateşe o kimse atılacak. Kur'an-ı Kerim'de cehennem tasvir edilirken daha çok ateş unsuruyla anlatılır. Ama şunu da unutmamak gerekir. Cehennem sadece bir ateşten ibaret değildir. Evet, cehennemde ateş vardır ve cehennem o ateşiyle içinde bulunan insanları azaplandıracaktır, cezalandıracaktır.
Ama cehennem bütün menfi şeylerin toplandığı yer olacaktır. Cennet nasıl ki bütün güzellikleri kendinde cem edecek, barındıracak, bulunduracak, benzeri bir yaklaşımla da cehennem bütün menfilikleri, bütün kötülükleri, bütün nahoş şeyleri kendisinde cem etmiş olacak. Orada suretler güzel olmayacak, çirkin olacak. Hatta diyelim güzellik yarışmasında dünya birincisi seçilmiş olan birisi eğer cehenneme gitmişse orada güzel değil, çirkin olacak. Nitekim dünyada çirkin, görünüş itibariyle çirkin olup da imanı, ahlakı, yaşantısı güzelse cennete gittiğinde en güzel suretin verilmesi gibi. Demek ki şu insanların şu dünyadaki sireti, yani iç dünyası diğer aleme suret olarak da yansıyacak ve o şekilde cennette en güzel suretler, cehennemde de en çirkin, en nahoş suretler yer alacak. Öte yandan yine cehennemde yiyecek, içecek gibi şeyler en nahoş şeyler olacak. İnsan tabiatının tiksindiği en böyle hoşa gitmeyen şeyler olacak. Elbette oradaki insanlar acıkacak ama kendilerinin yemiş olduğu şeyler, affedersiniz, böyle kan, irin türünden şeyler olacak. O cehennemin hararetinde yanıp tutuştukça su içmek isteyecekler, kendilerine kaynar su verilecek. O ateşte yandıkça bir gölge arayacaklar ama ateşin gölgesinden başka bir gölge olmayacak. O gölge de onları ayrıca yine tazip edecek ve rahatsız edecek. Bu manada baktığımızda cennet bütün güzellikleri kendinde topluyor, cehennem de bütün çirkinlikleri kendinde topluyor. Bize düşen şu dünya hayatında diğer alem için hazırlanmak ve orada tartımızın hafif olmaması için buradan bir şeyler göndermek. Bize verilen her günkü 24 saat 24 altından daha kıymetlidir. Bunu iyi değerlendirmek lazım. İşte sahih bir iman, salih amel, takva, bu gibi şeyleri hayatımızda hakim kıldığımızda bunlar çok ağırlıklı şeylerdir. Bunlar bizim amel defterimizi doldurur ve diğer tarafta tartıldığı zaman bunlar gerçekten ağır gelir ve insan Allah'ın izniyle cennete doğru götürür. Cenab-ı Hak bizi o bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.